Peygamber Efendimiz'e Allah bir şeyi emrediyor. Fesebbih bihamdi rabbike ve estağfirhu. Rabbini hamd ile tesbih et. Hamd ile tesbih etmek aslında Kur'an'a baktığımız zaman sadece Peygamber Efendimiz'e, sadece insanlara değil, bütün kullara isnat edilen, atfedilen bir özel durumdur. Mesela biz meleklerin Hazreti Adem'i yaratmayı istediğini, o muradını Allah ilan edince, meleklere bildirince, meleklerin şöyle dediğini biz biliyoruz. Nahnu nusebbihu bihamdike ve nukaddisu lek. Allah'ım biz seni hamd ile tesbih ediyoruz ve biz seni zaten takdis ediyoruz. Hazreti Adem'i keşke yaratmasan diye bir düşüncelerinin olduğunu meleklerin biz biliyoruz ve orada meleklerin biz hamd ile Allah'ı tesbih ettiklerini biliyoruz. Sadece o melekler değil, aslında bütün varlık Allah'ı hamd ile tesbih ediyor. Şimdi mesela bir ayette buyuruyor ki ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Hiçbir şey yoktur ki Allah'ı tesbih etmiyor olsun. Velakin la tefkahuna tesbihahum, fakat siz onların tesbihini anlamıyorsunuz. Bütün eşya, varlığın en küçük parçasından en büyük parçasına kadar Allah'ı hamd ile tesbih ediyor. Hatta Ra'd suresinde Ra'd demek gök gürültüsü demektir. Gök gürültüsünün bile Allah'ı hamd ile tesbih ettiği anlatılır. Ve yusebbihu ar-ra'du bihamdihi vel melaiketu min khifati. Gök gürültüsü Allah'ı hamd ile tesbih eder. Melekler de korkularından Allah'ı hamd ile tesbih ederler. Allah'ın o azametine, Allah'ın o heybetine vakıf oldukları için. Şimdi şöyle bir soru gelebilir akla. Peygamber Efendimiz aslında Fetih suresinde Allah öyle buyuruyor. لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. Allah senin gelmiş ve geçmiş günahlarını affetti diye bir müjdesi vardır Allah'ın Peygamber Efendimiz'e. Bu istiğfar neyin nesi? Günahları affedilmiş bir peygamberin Allah'a istiğfar etmesi ne demek? Her ne kadar günahları affedilmiş olsa da Peygamber Efendimiz'in, Allah'ın karşısında onun uluhiyeti, rububiyeti, mükemmelliği karşısında yaratılmış olan her varlık noksanlık ile, acizlik ile, eksiklik ile, hata ile mualleldir, muttasıftır. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme istiğfar etmesini, tevbe etmesini Allah emrediyor. Efendimiz de bir rivayette günde 70 defa, bir rivayete göre de 100 defa Allah'tan bağışlanma dilediğini, istiğfar ettiğini söylüyor Peygamber Efendimiz. Onun için burada bir güzel bir perspektif çıkıyor bize. Şimdi şöyle durup kendimize bakmamız gerekiyor. Allah'ın bize lütfettiği nimetler neler? Önce bunların bir farkında olmamız, bunları bir tespit etmemiz gerekiyor. Aldığımız, verdiğimiz soluğun, nefesin farkında olmamız gerekiyor. Göz nimetinin farkında olmamız gerekiyor. Ayak nimetinin farkında olmamız gerekiyor. Evliyaullah'tan bir zat diyor ki bir gün Mescid-i Haram'a girdim. Ayakkabım bile yoktu. O kadar içime dokundu ki ya Rabbi ayakkabım bile yok diye Allah'a bir yakarışta, niyazda bulunacak iken ayağı olmayan birini gördüğüm zaman ayakkabısızlığıma bile hamd ettim. Bunu ifade ediyor. Gerçekten Allah'ın bizim üzerimizdeki nimetleri nelerdir? Bunlara odaklanmamız ve hamdimizi Allah'ı tesbih ederek ona hamd etmeyi asla bırakmamamız gerekiyor. Biz onun için belki günde 5 vakit namaz kılıyoruz. Namazlardan sonra Ayetel Kürsü'yü okuyup 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber diyoruz. Biz bunu söyleyerek aslında Allah'ın peygamberimize emrettiği bu emrin gereğini yerine getirmeye çalışıyoruz. Sadece problemimiz şudur, okuduğumuz ayetleri, yaptığımız zikirleri tam olarak idrak edemediğimiz için, mahiyetini, manasını tam olarak anlayamadığımız için dilde kalıyor sadece, dilimizde kalıyor. Halbuki dini bütün kavramlar, tesbih gibi, hamd gibi, Allah'a istiğfar gibi, salavat gibi ve zikir gibi, zikrin bütün çeşitleri, dilde bir varoluş seviyesine sahiptir. Dil ile Allah'a hamd etmemiz gerekiyor. Ama aynı zamanda hamd ettiğimiz hususları aklımızla düşünmemiz gerekiyor. Bu aklın hamdidir. Ve bu nimetleri bize lütfeden Allah hakkında bizim gönlümüzde, kalbimizde bir marifet, bir muhabbet, bir sevgi beslememiz gerekiyor. Bu da kalbin hamdidir. Ve bu hamdi hayatımızda Allah'ın emirlerine sıkı sıkıya uyarak ete kemiğe büründürmemiz gerekiyor.
Bu olmadığı takdirde hamd eksiktir. Bu olmadığı takdirde namaz eksiktir. Bu varoluş seviyelerini kat etmediği takdirde salavat eksiktir. Çünkü Allah'la temasımız, Allah'a kulluğumuzun deklarasyonu ontolojik açıdan bu dört varoluş seviyesinde bir seyir takip eder. Dil ile hamd, dil ile Allah'a istiğfar, akıl ile düşünmek, bu mevzuyu akıl ile hissetmek, kalp ile hissetmek ve bunun gereğini davranış dünyasında fiili olarak ortaya koymak. Allah hamdimizi arttırsın. Peygamber Efendimiz hamd ederken Elhamdülillahi ale kulli halin ve fi kulli hin buyururmuş. Her hal üzere, iyi olduğumuz zamanda, kötü olduğumuz zamanda, nimet üzereyken de, nikmet üzereyken de, külfet üzereyken de, musibet üzereyken de şartsız koşulsuz Allah'a her daim hamd olsun ve Allah hamdımızı arttırsın.